Selamullah Allahiyā kudusu fida ki ve nefsu. ve nefsu. Eşe, güzel bir örnek. Bir gün Fudail Kadı Şurayha evinde durumun nasıldır diye sorar. Kadı 20 senedir eşimden mutluluğumu bozacak hiçbir şey görmedim. Fudail bu nasıl oldu ey Şuray? Kadı salih aileden, saliha bir kadın ile nişanlandım. Onunla evlenince kendisinin hem din hem de yaratılış bakımından güzel olduğunu gördüm. Saliha eş nimetinden ötürü şükrünü eda etmek için Allah'a iki rekat namaz kıldım. Selam verdiğim zaman eşimin de benimle beraber namaz kılıp şükrettiğini gördüm. Ev boşalınca eşime yaklaştım. Bana dedi ki, acele etme ey Ebu Ümeyye, Sonra kalktı ve şöyle konuştu. Ey Ebu Ümeyye! Ben sana garip bir kadınım. Neleri sevip sevmediğini bilmem. Sevdiğin şeyleri söyle, yerine getireyim. Ve sevmediklerini de söyle, onlardan kaçınayım. Ey Ebu Ümeyye! Senin kavminin kızlarından sana denk olacak kızlar vardı. Benim kavmimin erkeklerinden bana denk olacak erkekler vardı. Ancak yazılan şeyin yerine gelmesi üzere Allah'ın kitabı ve Nebi'nin sünneti üzere ben senin eşin oldum. Benim hakkımda Allah'tan kork ve şu ayeti uygula. Sonrası ya iyilikle geçinmek ya da güzellikle bırakmaktır. Sonra yerine oturdu, bu sözleriyle beni konuşmaya mecbur bıraktı. Dedim ki, öyle sözler söyledin ki, bunlar hakkında doğru sözlü olur ve sebat edersen, sana ecir ve sevap olurlar.'' Ancak dediklerini bırakırsan senin aleyhine hüccet olurlar. Bunları bunları severim ve şunları da sevmem. Benden gördüklerin iyilikleri yay, kötülükleri ise ört. Eşi, benim ve senin ailenin ne kadar da bir ziyaret edeceğiz. Kadı, bizden sıkılmamaları için zaman zaman ziyaret edeceğiz. Eşi, hangi komşularının evine girmesini istersin ve hangi komşularının evine girmesini istemezsin. Kadı, falancanın oğulları salih kimselerdir, falancanın ise değildir. Kadı anlatmaya devam eder. Bu halde üzerimizden bir sene geçti. Sonra evime gittiğimde eşimin annesinin evde olduğunu gördüm. Onu çok güzel şekilde karşıladım. Annesi kızının çok güzel bir hayat içinde yaşadığını biliyordu. Annesi dedi ki, ''Ey Ebu Ümeyye, Eşini nasıl buldun? Dedim ki vallahi o çok güzel bir eştir. Dedi ki ey Ebu Meyye erkeğe haddinden fazla şımartılmış kadından daha şerli bir şey verilmemiştir. Edeplendirmek istediğin kadar edeplendir. Arındırmak istediğin kadar arındır. Sonra kızına yöneldi ve güzel bir şekilde itaat etmesini emretti. Bu hal üzere 20 sene yaşadım. Mutluluğumu bozan sadece bir gece geçirdim. O günde de zalim olan bendim. Muhammed Ratib en-Nablusi'nin anlatımıyla. Subhanallah, kız edebini annesinden alır. Derler ya, anasına bak, kızını al. Bu söz gerçekten doğrudur. Rabbim bütün bekar kardeşlerimize saliha eşler nasip etsin ve evli olanların eşlerini salihaya çevirsin. Amin. سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح